Yani nasıl güzeller ve nasıl mutlu ediyorlar? Herkes bizim bu kadar sevmemiştir galiba. Öyle mi? Sevmeyenler var. Kim mesela? Yani örneğin bazı şeyh bozuntuları, bazı e, kendisini hoca diye tanıtan, Türkiye'nin bu mutluluğunu paylaşmadığı gibi ellerinden gelse bu takımı edip Türkiye'de kadınların sokağa çıkmasını yasaklayacak olan, e, Türkiye'de henüz eyleme geçmemiş Taliban'lar var. Türkiye'deki Talibanlar. Eyleme geçmemiş Talibanlar. Şimdi, e bunlardan biri işte ortada. Talibanın Afganistan'da yaptığını Türkiye'de uygulamaya çalışıyor. az önce söylemedim mi Milli Eğitim'deki eee müsteşar mıydı o? Bunlardan e, maalesef biliyoruz bürokraside yığınla insan var. Eyleme geçmemiş Talibanlar ellerinden gelse e, kadınların şimdilik okullarına ayıracak. Ha mümkün olsa zaten e, bugün bazıları yapılıyor. Bazı İstanbul'da bazı mahallelerde şu var tarikatların domine ettiği milli eğitim bazı tarikatçı anne babaların çocuklarına okula gelmedikleri halinde diploma veriyorlar biliyor musun? Aa. Şu an İstanbul'da kız erkek ayrı gidilen okullar var. Tarikatların isteği üzerine bu şekilde oluşturulmuş. Sırf Milli eğitim onların baskısı karşısında geri adım atarak ya da onların isteğini gerçekleştirerek kızları, kız, erkek, kız, erkek, kızların ve ayrı girdiği sınıflar, ayrı gittiği okullar var. Hatta bazılarında biliyoruz Kızlar aslında okula gelmiyorlar. Kur'an kursuna gidiyorlar ama dışarıdan ona da diploma veriliyor. Bu da bu vakayı da biliyoruz. Hatta yakın zamana kadar. Bilmiyorum şimdi öyle mi? İstanbul'da örneğin Bağcılar'da Selefilerin kendi okulları vardı. Milli Eğitime bağlı olmayan, kendi çocuklarını gönderdikleri, kendi hocalarını gönderdikleri okullar vardı ve ba bayağı bir okul düzeni içerisinde çalışıyorlardı. Dolayısıyla Türkiye'de altını çizerek söylüyorum, eyleme geçmemiş Talibanlar var. Ee, şimdi sen e, bu konuya e, dair inanılmaz haberler e, yayınlıyorsun. E, Halk TV izliyorsunuz değil mi efendim? İsmail Saymaz e, artık haftada e, iki gün. Yok. Hı, kaç gün? Ben haftada dört gün yazı, yazı ha, yazacağım. Dört gün şimdi hem de da haber yapacağım. Haftada dört gün yazı yazıyor, yazacak. Yetmedi. E, sürekli zaten haber bombardımanına tutuyor. Ama inanılmaz haberler. Onlardan biri Konya'da bir evet, şey. Evet. Şimdi bir anlat ee, yani, yani çok akla ziyan. Nuri Köroğlu adlı bir şeyh'ten bahsediyoruz. Bu bu kişi bunlar kimdir? Bunlar aynı zamanda hem Kadiri hem rufay olduklarını iddia eden bir grup. bunlar bunların bir şeyhi varmış. Abdullah Gündüz. Bu kişi 2004 yılında ölmüş. 2004 yılında ölünce, sanadersem kendisi de bir işçi olan Nuri Köroğlu tarikatın başına geçmiş. Yani aslında ilahiyat eğitimi yok. Ee, bildiğim, bana söylenen o ki kendisi bir işçi. Ee, ve tarikatın başına geçiyor. Önce Mevlana adlı bir dernek kuruyor. Sonra Abdullah Gürbüz, Gündüz, ba Abdullah Baba Vakfı diye bir yani kö o ba ölen şeyhlerin adına vakıf kuruyorlar. Şimdi asıl trajedi buradan sonra başlıyor. Nuri Köroğlu özellikle 2018 yılında bu vakfı kurduktan sonra müritlerine Konya'nın bir yöresinde 90 bin metrekare arsa aldırıyor bir müridine ve o müridi ve diğer müritleri de ona yönlendiriyor diyor ki Mehdi diyor Konya'da bu arsaya inecek diyor. O inince diyor bu arsa değerlenecek bu arsada şey alın yer alın diyor. <laughs> ve adi sözleşmeyle, basit sözleşmeyle normalde 3 bin lira, 2 bin lira metrekaresi 2 bin lira, 3 bin lira olan yerleri 10 bin lira, 20 bin lira 30 bin lira ne bulduysa sattırıyorlar. Sırf Mehdi gelecek arsa değerlenecek diye. Bitmiyor. Kızının ve çocuğunun ortağı olduğu bir bilgisayar şirketine müritlerini yönlendirerek bilgisayar, tablet aldırmaya çalışıyor ve onlardan hisse alıyor. Bitmiyor. Yine müritlerinden birine Hilkat galiba adlı bir hac organizasyon şirketi kurduruyor. Ve yurttaşlara diyor ki işte Nuri hocamızın rehberliğinde Umre'ye gideceksiniz. Her birinden yüksek para alınıyor. Her birinden de vakfa bağış adı altında para alınıyor. 60-70 dolar tüm bu bağışları vakfa gitmesi gereken bağışları kendisi el koyuyor. Ben ben gezdirdim sizi, paralar benim diye. Ee, vakfa bağış edilen kurbanları kendi evinde kestirip hane halkına ve kendi misafirlerine dağıttırıyor. Abdullah vakfa vakfının ben sitesine girdim. Arkadaşlarımız uygunsa girebilirler. Yani internetlik arkadaşlarımız. Ya Afrika ülkelerine su kuyusu açma projeleri var. Tabii. Yardım kampanyaları var. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ya koca koca insanlar orada ben 5 tane şikayetçiden bahsettim. Bir dakika, tuhaf bir cümle kurdun. E, Afrika ülkelerine su kuyusu açma projeleri var. Yapıyorlar. Bir gül, bir gül, e, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Şimdi or oraya bir su kuyusu açarsınız, 10 kuyuluk para toplarsınız. Tabii. Dolayısıyla değirmenin suyunu nereden geliyor? Anlarsınız, geldi? Yani e, Afrika'daki kuyunun suyuyla oraya akan su aslında aynı kaynak. Ya bu Konya'da, maalesef Konya'da benim bu ve benzeri haberini yaptığım dördüncü, 5. tarikat. Daha önce de bir başka grup daha vardı Konya'da. Ve bu kişi kendi şeyinde mescid, kendi tekkesinde ya Konya'nın orta yeri bu hep ya. Konya'nın orta yerindeki tekkesinde dört 4 ya da 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tekkenin içinde bulunduğu için ağır ceza aldı. O da şu an cezaevinde. Bir başkası örneğin Konya'nın bir başka ilçesinde e, ee, abla 18 kız çocuğu bir tarikat yurdunda meydana gelen doğalgaz kaçağından kaynaklı patlamada hayatını kaybetti. Bir tane Atatürkçü avukat, Konya'nın bir tane Atatürkçü avukatı yıllardır kendi cebinden verdiği parayla o, o davayı takip etmeye çalışıyor. Yahu ne devlet ilgileniyor, ne yörede bir sorun biri sorumluluk alıp kardeşim bu 18 cana ne olacak diyor. Bazı aileler avukata karşı ya. Çocuğu ölen bazı aileler avukata karşı. Konya'da bir bereketli bir toprak bulmuş bu vadeciler. Bu din vurguncuları, e, bu Allah diye soyanlar bir bereketli toprak bulmuşlar. Ya biri kapanıyor, diğeri açılıyor. Biri kapanıyor, diğeri açılıyor. Ya o anlamak da mümkün değil. Yani her şeyi anladım. Hadi kandırıldım bilgisayar aldın onu anladım. Hadi umreye gittin, paranın bir kısmını çuk sen fark etmedin onu anladım. Haydi efendim yani e, sana bir şeyler sattı anladım. Ona... Ya Mehdi gelecek arsa değerlenecek diye arsa alınır mı ya? Ya bunu nasıl yapıyorsunuz yani? Ya akıl kârı, akıl karı işler değil. Yani böyle bir böyle bir tanıtıma insanlar para verdiler. Yani bir an için aldanmış olmak da hiçbir şey açıklamıyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Bugün e, ulusal e, yayın yapan yani dolayısıyla böyle bu anlamda lisans almış bazı televizyonlarda ben arada bakarım. E, Mehdi gelecek mi? Gelecekse nereye gelecek? Ne zaman gelecek? Nasıl bir şey olacak? Mehdi geldikten sonra başımıza neler gelecek? Evet. Şimdi bu başlıklarda saatler süren programlar Zaten Ayşenur bize... abla sadece bize mahsus bir tartışma yok. Şu an ben mesela Mehdi diye arıyorum. Dünyanın hemen hemen her Öyle. Müslüman ülkesinde yığınla Mehdi var. Aynı zamanda türemişler biraz önce biraz sonra. Şu an birçok Mehdi var. Kime? Yani ona bir, o ideolojiye adayı. <laughs> adayı. Potansiyel Mehdi. Müstakbel Mehdi. Neyse artık. Yani bir an için buna inansan hangisine bağlanacağını şaşırırsın. O kadar çok ki Mehdi trafiği. Şimdi bizde bile şu an birden çok Mehdi var. Birden Öyle çok mi, mi? var. mi? Var mı Mehdi? Tabii, olmaz. E, bir tanesi eski milletvekili zaten. E, eski Rafa ha, Partisi e, milletvekili. O, o, ama, o, ama Hasan Mezarcı. Hasan ama olsun. Mehdi'yim ama diyor. O... Ve tabi olanlar var. Sen inanmıyorsun da, da inanan var. Doğru yani düşünebiliyor musun? Yani ona göre Konya'daki diyor ki Mehdi diyor bizim Konya Sefa Gölü'ki arazi yenecek. Ama Hasan mezarcı sorarsanız düzce inmiş zaten Mehdi. Öbür taraftan Adnan Hoca Adnan Hoca da zaten boğaza inecek diyordu yani kendisini ima ederek. İşte diyor benim kaşımın arasında şu var, sırtımda da bu ben var adım da Adnan falan. Aşağı yukarı koşullara uyuyorum. Yani gerekli şartları sağlıyorum Mehdi'likle ilgili. Adnan Hoca da Mehdi. Adana'da bir Hasan tane Mezarci Hasan Mezarcı olsa Mehdi olduğunu de. iddia ediyor. Hazırlıklarını da yapmış. Gerekli hazırlıkları yapmış. Yani, yani Hazreti İsa yani geç Hatta ne oldu biliyor musun? Ya bu daha enteresan. Yani ee, Hazret yılbaşında normal Hazreti İsa'nın e, doğumu, yani. kendi doğum günü kutladı. Aa. Pasta getirmişler. Böyle Çünkü Mehdi İsa'nın yeniden bedenlenmiş evet, Hazreti İsa'nın yeniden mi? doğum günü diye eşi ve arkadaşları orada Şimdi ona bu... doğum günü pastası yapmışlar. Ya Mehdi'ye de kadar küçük pasta niye yapıyorsunuz yani? <gülüyor> <gülüyor> Biraz insan daha büyük bir şey yapar. Aa. Neyse başkaları Harf da mı? var. Kocaeli'nde mesela bir ben tane... Cidde inanan da var evet. Ya, Doğru, doğru söylüyorsun. Bak, yeni bir tane Mehdi tutuklandı. Adam bak diyor ki... Ay cümlelerin tuhaflığı yetiyor Gerçekten Şöyle diyor ki ya müritlerine şöyle para alıyormuş. Gözlerime bakarsam bir an için ilahi bir suret geçecek diyormuş. Bu şekilde para alıyor. yakaladı yakaladın onu yani o görüntüyü. Şimdi bir tane Adana'da var. O da oradaki Alevi yurttaşlarımızı çarpıyor. O da diyor ki Mehdi... Hatta onun videoları var. 2019 yılının sonunda Mehdi gelecek. Nereye gelecek? Adana'ya gelecekmiş. Yani Adana niye geliyorsa yani. Adana'nın Karataş ilçesine geliyormuş. Neyse bu tebliği yapmış. Bir sürü insan buna inanmış. Fakat 2019'un sonu geçmiş. Mehdi gelmeyince vatandaş adamı sıkıştırıyor. E, hani gelecek dedim bu adam gelmez. Mehdi gelmedi. O da diyor ki ya diyor gelme süreci 2019'da başlayacak ama ne zaman gelecek Allah bilir. Anca gelecek.